Duru TV ekranlarından mutlu akşamlar. Futbolun kalbiyle Duru TV ekranlarından evinize misafir olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şanlıurfa Sporumuz haftayı kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı karşılaşmada Karşıyaka'yı neredeyse ligden düşmesi kesinleşen Karşıyaka'yı zor da olsa Hüseyin Kalan'ın golleriyle mağlup etmeyi başardı. Ve zirve yarışından kopmayarak şampiyonluk için olan iddiasını sürdürdü. Şanlıurfa Sporumuz futbol manasında bizleri mutlu etmedi ne yazık ki. İstediğimiz o performansı göremedik. Ama geçmiş haftada da söylemiştik. Artık bu haftalardan sonra Şanlıurfa Sporumuz açısından baktığımız zaman bizler için önemli olan Şanlıurfa Sporumuzun kazanıyor olmasıydı. 3 puanı aldıktan sonra çok da oynanan futbolun önemi de yoktu aslında. Neresinden bakarsanız bakın kazanmak güzel şey. Kötü de oynayıp kazansanız 3 puanı hanenize yazdırdıysanız hiçbir sorun yok. Ama rakiplerin durumu değişince işler hiç de öyle olmuyor işte. O zaman her şey farklı oluyor. Şanlıurfa Sporumuz bugün bu yarışın içindeyse rakiplerinin de kendisi gibi olağanüstü puan kayıplarından sebeptir. Birçok sıkıntı var Şanlıurfa Sporumuzda. En başta bu sıkıntıların en başında gelen maddi sorun var. Maddi sorun manevi sorunu da zaten beraberinde getiriyor. Şanlıurfa Sporumuzda ne yazık ki futbolcular bunu artık aleni bir şekilde dillendirmeye de başladılar. Para yok, pul yok, para alamıyoruz, hakkımızı alamıyoruz. Dolayısıyla bu sonuçlara da siz de alışın. Bize bunu söylemeye getiriyorlar. Aslında çok da bir şey söyleyemiyoruz. Futbolcu golden sonra armayı öpüyor, taraftara koşuyor. Eleştirilince işte para alamıyoruz falan bu söylemlere artık alıştık. Evet, ne yazık ki artık biz bu söylemlere alıştık, alıştırıldık. Bunu üzülerek söylüyorum. Şanlıurfa Spor bu şehrin en önemli marka değerlerinden biri. Bunu her zaman söylüyoruz. Ama ne yazık ki bu her zaman olduğu gibi ne yazık ki sözde kalıyor, söylemde kalıyor. Şanlıurfa Spor'a, Şanlıurfa'ya bu marka değerine bir şeyler katmak için insanlar ne yazık ki hiçbir şey yapmıyorlar. Ellerini taşın altına koymuyorlar. Bu futbolcular sarı yeşilli formayla çıkıp o formayı terleten, bir şeyler yapmaya çalışan, şeyleri ortaya koymaya çalışan futbolcuları ne yazık ki sahipsiz bırakıyoruz. Her manada sahipsiz bırakıyoruz. Taraftar olarak sahipsiz bırakıyoruz. İlin yöneticileri olarak sahipsiz bırakıyoruz. Belki yönetim manasında bile sahipsiz bırakıyoruz. Şu manada yönetim sahipsiz bırakıyor derken ya adam futbolcu ödemeyi alamayınca, maaşını alamayınca, primini alamayınca ne oluyor? Bu da yönetimin yalnızlaşması oluyor. Dolayısıyla futbolcuların işi çok zor. Bunu artık hepimizin kabul etmesi lazım. Bu takımdan şampiyonluk bekliyorsak ki şehir bunu istiyor. Şehir derken Şanlıurfa Spor'u takip eden belli bir kemik kadro var. Bunlar istiyor. Gerisinde kalıp da Şanlıurfa Spor'un ne yazık ki bunu da üzülerek söylüyorum. Şanlıurfa Spor'un şampiyon olmasını istemeyen bir grup var. Ve Şanlıurfa Spor'un hiç umurunda olmadığı bir grup var. Ne yazık ki şehrin bir anatomisine baktığımız zaman böyle bir kutuplaşma var. Şanlıurfa Spor'u körü körüne seven, Şanlıurfa Spor'la birlikte yürüyen, Şanlıurfa Spor'a destek veren bir kitle var. Bunun yanında Şanlıurfa Spor'un başarısız olmasını isteyen bir kitle var. Ve bunun yanında var mı yok mu hiç haberdar bile olmayan bir kitle var. Dolayısıyla hal böyle olunca biz de bir ileri iki geri devam ettiriyoruz. Gittiği yere kadar da gidecek. İnşallah bu yolun sonu hayır olur. Tek umudumuz bu. Hiçbir şey bitmiş değil. Şampiyonluğun bir maç gerisindeyiz. Hatta bir maç bile değil. Olası bir Altay beraberliğinde Şanlıurfa Sporumuz yani bir beraberlik kadar yakın bize şampiyonluk. Biz maçlarımızı kazanacağız. Altay'ın bir beraberliği bize bir üst ligi getirecek. Hem de playoff'suz, carsız, cürtsüz, şartsız, çekilişsiz, kurasız. Böyle bir şansımız var ve bu şansı sonuna kadar kovalayacağını belirten bir yönetim var. Böyle açılışta uzattıktan sonra bir virgül koyarak Sayın Mehmet Baydar'a hoş geldiniz evet. Diyor. Hoş bulduk. Mahmut'cum iyi akşamlar diliyorum ekranlar başına bizi izleyicilerimize. Tabii ki şimdi konu maddi olunca gerçekten de ister istemez programı ona açmak lazım. Ki maça girmeden önce hemen girdik ama maçtan sonra Hüseyin
Kalan'ın, iki golümüz zaten Hüseyin Kalan'ın taraftarlarla bir diyaloğu vardı taraftarlarımızla. Ne demek istiyorsunuz dediğim zaman böyle bir iki taraftarımıza, ya işte maç başlarımızı alamıyoruz, para alamıyoruz, sıkıntı orada. Bugün gündüz bir yönetici kardeşimizle görüştüğüm zaman 6 maç baş primlerinin kaldığını söyledi ama ciddi anlamda önemli bir borç yok. Önemli olan miktar, yani şimdi Urfa Spor'un 1 milyon TL'ye ihtiyacı var. Yani bir eski parayla 1 trilyon, yeni parayla 1 milyon. Urfa Spor gibi bir takım aslında çok para değil bu ama olmayınca para maalesef sıkıntılar büyüyor. Tabii futbolcu parasını almadığı zaman ister istemez isteksiz oynuyor. Yani şimdi Karşıyaka gibi hemen hemen belki matematiksel olarak ligden düşmesi kesinleşmemiş ama artık son 6 maçta bütün maçlarını kazansa dahi matematiksel olarak lide kalıyor. Ona karşı bile zorlanıyorsanız 87. dakikaya kadar maçı 1-1 götürüyorsanız, ki kadro yapısı itibariyle baktığımız zaman tamamıyla çok büyük maddi sıkıntılarla boğuşmuş bir Karşıyaka var karşınızda. Yani 95, 98, 99, Kaleci 99'luydu galiba. Evet, çok daha güzel kurtarışlar yaptı Erhan, Kaleci Erhan. Şimdi burada sıkıntı başlıyor. Bakın şimdi Şanlıurfa Spor'un geçen hafta biz program yapamadık, rahatsızdım. Ben çok şükür rahatsızlığım da geçti. Bunu da buradan izleyicilerimize söyleyelim. Ufak sorunlar vardı, Allah'a şükür problem olmadan çözmüş olduk. Bu arada ilgilenen, mesaj çeken bizzat yani bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza, taraftarlarımıza ben teşekkür ediyorum. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi Mahmut, öyle ilginç bir sezon yaşıyoruz ki Altay Gümüşhane'ye ikram ediyor. Gümüşhane yok ben olmam Urfa olsun diyor. Urfa yok ben olmam Sakarya olsun diyor. Yani kendi aralarındaki bu dörtlü takım, yani pek Buksaç, Bandırma ve Hacettepe'yi katmıyorum ama Altay, Gümüşhane, Şanlıurfa, Sakarya arasında tam bir kısır döngü. Kim kime ikram ederse. Şimdi bu hafta ilginç bir şey mesela. Şimdi Altay'ın 74. dakikaya kadar beraberliği vardı. 74'ten sonra iki gol attı. Gümüşhane'nin kendi sahasında Pendik'le berabere kalması tam bir sürpriz. Bakıyorsunuz Sakarya'nın, tamam Karagümrük'te 2-1 galip geldi ama orada da çok sıkıntı yaşadı ki onların hep söylemiştik Mahir Sağlık diye Almanya 2. liginden 35 yaşına bir futbolcu transfer etmişler. Mükemmel de goller attı. Yani şimdi bu ligi götürecek taraftar olarak baktığımız zaman bir Şanlıurfa'nın taraftarı, bir Sakarya'nın taraftarı etkili burada. Buksaç'ın, Bandırma'nın, Gümüşhane'nin zaten nüfus itibariyle az olduğu için taraftar pek. Altay'ın zaten taraftarı yok. Yani şimdi Urfa Spor'un normal şartlarda 9 mağlubiyet alan bir takımın kesinlikle şampiyonluktan bahsetmemesi lazım. Ama rakipler de puan kaybedince ister istemez müthiş bir mücadele ortaya çıkmaya başladı. Altay 53 puanda, Gümüşhane 53 puanda, Şanlıurfa 21 puanda, Sakarya 50 puanda, Buksaç 49 puanda, Bandırma 48 puanda, Hacettepe 47 puanda bakın. Hacettepe ile Altay arasında, ki Hacettepe ligin 7. sırasında 6 puan gibi 2 maçlık bir fark var. Kalan 6 maçımız var bizim. Bu hafta Buksaç maçı çok önemli, çok zor bir maç. Şanlıurfa Spor zaten deplasmandaki en zor maçı, Buksaç maçı. 3 maç içeride, 3 maç dışarıda oynayacak. Ki hemen baktığımız zaman kendi sahamızda Hacettepe, Maraş ve Gümüşhane Spor maçları var. Deplasmanda Zonguldak Kömür, Pendik Spor ve bu hafta oynayacağımız Buksaç Spor maçları. Onun için yönetimin ne yapıp edip, ben bugün değerli yönetici kardeşime de bunu söyledim. Yani şimdi kapı kapı gezmenin, onu bunu şey yapmanın, yönetim bu kalan 1 milyon lirayı bir yerden bulsun, cebinden ödesin ya, yeri geldiğinde. Her 15 tane yöneticimiz var. Ha belki diyeceksiniz buradan söylemek kolay ama neticede Urfa Spor'da yöneticilik yapıyorsanız taşın altına elinizi koymanız lazım. 4,5 trilyon ödemişsiniz şimdiye kadar. 1 trilyon daha ödeyin. Bu takım zaten şampiyon olduğu zaman 9-10 trilyon lira gibi önemli bir geliri kasasına koymuş olacak. Ki Spor Toto'dan gelen yaklaşık 2 milyon üzerinde bir gelirimizin de daha henüz hesaba yatırmadığını görüyoruz. Yani şimdi maddi sıkıntılar giderildiği müddetçe Şanlıurfa Spor'un ben bu ligde kesinlikle şanslı olduğunu söylüyorum. Demin dediğim gibi arada bir maç bile değil, 2 puan gibi çok az bir puan var ki bu hafta Altay Bandırma maçı var, çok önemli. Ben Urfa Spor'un ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum ama dediğim gibi bu sıkıntıların bir an önce giderilmesi lazım. İzleyicilerimizin mesajları var tabii, hemen gönderiyorlar ama mesajlar ikinci bölümde, bunu da söyleyeyim olmuş. Evet.
Karşıyaka maçını birlikte izledik. İzledik. Ben hatta sağ olsun sosyal medyadan bir canlı yayın da yaptım beraber. Müthişti, sağ olsun. Mükemmeldi. Evet. Yani şimdi maça taraftarımızın dışında basın da ilgi göstermemişti. Yani bir dört tane arkadaş vardı basın tribinde. Ya genelde öyle oluyor zaten. Yani bir kötü giriş de yok. Yani. Neden yani bu niye böyle yalnız bırakılıyor? Şehirdeki programın yoğunluğundandı. Aynen. Bir siyasi derin Şanlıurfa'da olma durumu vardı. Evet. Bence bundan dolayı orayı takip etmeyi daha uygun bulmuşlardı. Belki olabilir ama bunu söyleyeyim. Hem protokolde hem de asıl tribünde basından arkadaşlar. Protokolde de protokolde hiç girmeyin. Ya. Hiç girmesek oraya bir girsek çıkamayız. Sıkıntı olur. Çıkamayız abi. Şanlıurfa Spor protokol manasında kötü, ne yazık ki çok kötü hem de. Evet. Protokolda maalesef yazık. Şeyin ileri gelenlerinden hiç kimseyi göremedik. Protokol manasında sıfır temsildeyiz. Bunu üzülerek söyleyelim. Tabi biz söylüyoruz, biz dinliyoruz. Yok abi yok. Yani bakın bu takımın kulüp başkanı cezalı protokolde yok. İkinci başkan cezalı protokolde yok. Bir olan yöneticiler yani bir şey demiyorum olanlarla ilgili. Ne kadar rakip takımların yöneticileriyle görüşseler, konuşsalar, irtibat kurmaya çalışsalar da abi sonuçta başkan ve ikinci başkanı yok. Bu takımda iki isim sayarsınız. Kulüp başkanı Sayın Emin Yetim, ikinci başkan Sayın Giray Küçük. Ondan sonra sayalım derseniz Sayın Reşit Toprak, Ahmet Bulut, Sayın Yıldız, Sayın Haktan Kaçmaz falan. Ama o maddi güç konusunda yönetim içinde de ne yazık ki bütün yük birkaç isme yüklenmiş durumda. Ben yanlışlıkla şöyle söyleyeyim. Tamam yönetici gitsin maça ama ya bu takıma maddi manada destek vermeyen yönetici de gitmesin maça abi. Deplasmana gitmesin mesela. Zaten bir kuruş destek vermiyorsun takıma. Maddi bir gücün yok. O zaman deplasmana gidip boş masraf yapma bari. Ya bir odada kalacaksın. Paris bir oda 200 TL. 2 gün kalsan 400 TL. Öyle böyle giderin uçağın falanı filanın 1000 TL. Ya bugün Şanlıurfa Spor için 1000 TL önemli bir para. Ya buradan ya yöneticilerimiz çıksın o gün protokolde gelen insanlarda. Abi protokol doluydu yine. Alsın biri eline fiş alsın. 50'şer TL yardım toplasın ya Urfa Spor'a. Bakın bu hafta toplasın. Öbür hafta bir hafta sonraki maçta protokolde 3 tane adam bulamazsınız. Hatırlıyorum. Yazıktır, günahtır. Ya bunu söylüyoruz ya Şanlıurfa Spor yalnızlaştırılmış, sahipsizleştirilmiş. Ya Şanlıurfa Spor bu hale geldiyse bunun nedenini bizim sormamız lazım, soruşturmamız lazım. Şanlıurfa Spor niye bugün destek görmüyor? Şanlıurfa Spor'dan neden el çekildi, çektirildi? Abi kimse gelmiyor. İyi günde takımın yanında olan çok, kötü günde Allah'ın kulu Allah'ın selamını vermiyor. Takım gidiyor, kendi kendine geliyor, kendi kendine abi. Biz burada mesela eleştiriyoruz. Baba eleştiriyoruz da futbolcular ne yaşıyor biliyor muyuz? Yok. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz orada 1,5 saat maçı izledik. Maçı izledik kendi gözlemimiz doğrultusunda. Ya işte Ahmet çok kötüydü. Ya niye bu oynadı? Hüseyin Kala ya müthiş futbolcu. 3 tane daha bunun gibi olsa 75 puan yapmıştık. Bu şey bizim izleyip gözlemlediğimiz. Ki işimiz de bu zaten. Maçı izleyip maçtaki futbolu analiz etmek. Kendimiz tabii bildiğimiz kadarıyla. Ya ben futbol duayeni değilim. Bunu her zaman söylüyorum. Gördüğüm kadarıyla yorumlamaya çalışıyorum. İyi veya kötü. Benim fikrim beni bağlar. Birçok zaman da söylüyorum. Kurumu da bağlamaz abi. Tabii şahsen. Burada veya sosyal medyada Mahmut Kılıç'ın paylaşımları onu bağlar. Kanalı da bağlamaz. Programı da bağlamaz. Programda araçtır gelmişiz burada oturuyoruz ama program konuşturmuyor ki bizi abi. Şimdi, bunlar bizim kendi düşüncelerimiz. Biraz şey oldu ama hemen gelelim. Ben de sosyal medyadan bir paylaşımını okudum. Maç günü. Bugün hatta biraz da gündeme mi oturmuştu Mahmut Kılıç'ın ve Mehmet Baynan'ın attığı tweetler, attığı kendi görüşleri.
Aynen böyle. Attığın sosyal medya hesabından. Hı. Ahmet Taşyürek Hoca. Evet. Bu takımı şampiyon yapsa bile Şanlıurfa Spor'un aradığı hoca değildi demiştiniz. Öyle mi? Yok. Şanlıurfa Spor'umuz evet. Şampiyon olsa da olmasa da ki inşallah olacak. Olacak evet. Ahmet Taşyürek, buna rağmen Ahmet Taşyürek Urfa Spor tarihinin en pasif hocalarından biridir. Bunu biraz açar mısınız? Madem öyleyse. Evet. Yani beni bugün birkaç tane yönetici de aradı. Yani Mahmut evet. Kılıç bu tweet'i bilinçli mi attı diye. Bilinçli attı tabii yani ki yani. Yani buradan söyleyelim. Yani bu tweet'de amaç Urfa Spor'u kötülemek mi yoksa... Bu şey değil ki. Ben Urfa Spor... Neyi anlatıyor bu? Tweet neyi anlatıyor Ahmet mesela? Ahmet Taşyürek'e rağmen bile şampiyon olabiliriz biz. Ki inşallah olacağız. Evet. Bunu söylüyorum. Bana göre Ahmet Taşyürek, teknik direktör Ahmet Taşyürek, Şanlıurfa Spor tarihinin en pasif teknik direktörüdür abi. Peki nereden bu kanıya vardınız? Mesela İzliyoruz maçları abi. Bence kadro okuması doğru değil, kadro dizaynı doğru değil, enerjisi düşük, kaldı ki background'ı sağlam değil, o kriz yönetimini yapacak hoca değil, kendi fikrim beni bağlar. Bence bu profilde bir adam. Şimdi bakın, Yasin Ozan'la başladı değil mi 11'e? Evet. Mehmet Albayrak varken, bak ben kendi fikrimi söylüyorum burada, sana katıldım, ben ne isterim. Ben... Kusura bakmayın, antrenmanlardaki performansını bilmiyorum ama Mehmet Albayrak oyuna girdikten sonra Urfa Spor çok daha ileri uçta farklı oynamaya başladı. Bilmiyorum, katılır mısın, katılmaz mısın? Burada haklı olduğunu kabul ediyorum. Tek bu hafta için söylemiyorum ama. Bu hafta için değil, yani bu hafta için olanı söylüyorum ben. Şimdi rakip Karşıyaka. Maçı izledik, 90 dakikada kendi hesabımdan yayınladım. Yani şimdi bireysel yetenek açısından baktığınız zaman ya Ömer Kahveci çok iyi bir kahveci Erhan'a karşı. Şimdi rakibe bakıyorsunuz dediğin gibi 98, 97, 20, 21 yaşında, 19 yaşında, 18 yaşında aslan gibi gençler. Kesinlikle emeklerini küçümlemiyor. Hatta hemen hemen ya, küme düşmesi kesinleşmemiş matematiksel olarak ama 15 puan olan bir takım. Ona rağmen 40-50 tane taraftar ta İzmir'den gelmiş. Onlara da saygı duyuyoruz buradan. Cihat Hoca'yı gördükçe duygulandık ki bizim daha önce kendisiyle program yaptığımız vardı. Konuğumuz olmuştu burada kendileri. Emin olun ki burada çok güzel izler bırakmıştı. Ama Karşıyaka gibi bir takımı 87. dakikaya kadar zorlandık da bak Mahmut bunu söyleyeyim. Yani 45. dakikada biz golü yedikten sonra o beraberlik golünü bulamasaydık ikinci yarıda işimiz çok zor olur. Evet. Bakın hayalci olmayalım, gerçekçi olalım. Oynadığımız futbol şampiyon olan bir takımın futboluna yakışmıyor. Şampiyonluğa oynayan bir takım. Ha bunu dersiniz ki ya Sakarya'nın mı? Gümüşhane'nin mi? Altay. Ya bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz geçen sene bu ligden düşmüşüz. Senin elinde Hüseyin Kala var. Feridun Kıroğlu gibi bu ligin en hızlı kanat oyuncularından biri var. Şaban Özer var. Öyle mi? İzzet Yıldırım var. Mehmet Taşçı var. Bahadır Öztürk var. Oğuzhan Türk var. Fahri Tatan dedik ya yani biraz yaşlı dediler. Hayır öyle değil. Ya bunlar bu ligin en üst oyuncuları. Yani bunlardan öyle bir farklı bir sonuç bekleyebilirdi ki yani Karşıyaka'yı çok rahatlıkla ben emin olun ki 3-0 4-0 bitecek maçtı. 2-1'e dünyalar kadar mutlu oldum. Yani burada hocayı ya takım ya hoca çıkan oynayın mı demiştir. Ya iyi analiz etmemiş bir rakibi. Ya şimdi abi sen taraftarı görüyorsunuz. Muhteşem bir taraftarın var. Taraftara da geleceğiz. Mesela şey diyor işte hoca mı çıksın oynasın. Ya hoca çıkıp oynamayacak. Hoca oynatacak. Bu şey bu hep vardır ya. Ya işte hoca mı gol atsın? Hoca mı oynasın? Hoca işi ne? Golcüye gol attıracak dersi vermek, ödevi çalıştırmak, takıma da bu futbolu oynatmak. Hocanın işi bu. Hocanın işi bu. Ya hoca geldikten sonra hocanın umut vermiyor. Ya, hocanın yardımcısı Ender'deki, diğer yardımcısındaki enerjinin %30'u Ahmet Taşyürek'te yok bana göre. Yok abi. Yani onu da sorgulamak lazım. Yönetim muhakkak hoca. Ya şimdi geçen haftaki Bandırma yenilgisine bakıyorsunuz. Ya şimdi takım penaltı kaçırmış. Borç kaleye gol kaçırmış. Siz
deplasmandan galip gelemiyorsanız bana şampiyonluktan bahsetmeyin. Deplasmandan puan getiremiyorsanız kusura bakmayın. Bana şampiyonluktan bahsetmeyin. Bu bir gerçek. Ama kendi sahanızda da zor kazanırsanız kusura bakma, hep söylemiştim yani geçen haftalarda demiştim. Fasfor'un şampiyon olduğu sene 3 tane mağlubiyeti vardı. Şu anda 9 tane mağlubiyeti var. 44 tane gol atmış, 30 tane gol yemiş. 51 puan düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi o kadar ilginç istatistikler yaşıyoruz ki yani rakiplerin ne yaptığı önemli değil. Siz kendi yaptığınıza bakın. Mehmet abi konuşuyoruz böyle. Aslında bizim şeyimiz de sohbet ediyoruz bir noktada. Tabii. Evet. Bu kurulan kadro abi. Sezon başında kurulan kadro. Hani belki böyle tam zirvesini söylüyorum. Şanlıurfaspor tarihinin en iyi kadro mühendisliğinden birini yapmışlar diyebilirim. Müthiş bir aile var burada. Kadroya söylenecek tek bir lafı yok abi. Evet. Gruplaşma müthiş falan filan Şanlıurfa'da zerresi yok. Onu anlatmayayım. Bu takımda zerresi yok. O çok önemli. Futbolcuların hepsi birlik içinde, beraberlik içinde. Müthiş bir aile ortamı var. Hepsi aslan gibi. Bazen şey oluyor ya işte Urfa Karagümrük'e inanı sattılar. Bu takımda maç satacak şerefsiz, karaktersiz adam yok abi. Yok, mümkün değil. Ben de müthiş, karakterli, şahsiyetli 10 numara bir takımımız var abi. Bu futbolculara asla bu çirkin söylemleri, bu çirkin sözleri yakıştırmayalım. Şanlıurfa sporumuz, futbolcu topluluğu mükemmel bir topluluk oluşmuş durumda. Harika bir ortam var takımda. Mevcut kadro ile ilgili söylüyorum. Devre arası giden futbolcular, bakın giden futbolcular nokta atışıdır abi. İsabetli yani. Yani resmen profesör doktor hamlesidir o. Girmiş o hasta olan organları çekmiş almışlar. Tamamı için söylüyorum bunu neredeyse. Yani arkadaşlık ortamının mükemmel olduğunu. 10 numara, bakın gidenler, devresinde gidenler müthiş tespitler. Gelenler için aynısını söylemiyorum. Bu yönetimin başarısı mı sence? Bu kadroyu yapanların başarısı. Evet. Bakın, bu kadroyu kuranların başarısı. Bu kadro, emin olun bu kadroda bu sıkıntılar olmasaydı, saha dışı sıkıntılar olmasaydı, bu kadro bugün 15 puanla ligi force etmişti. Biz muhtemelen haftaya şampiyonluk turuna atardık. Tabii ya şimdi, dedim ya 28 atardık hafta... Atardık abi, hiç bak bundan yana hiç şeyim yok. 28 hafta geride kalmış, bakın 28 hafta geride kalmış, 34 puan içeride toplamışız biz, 17 puan dışarıda toplamışız. Bu kadro şampiyon olurdu, önümüzdeki yıl üst ligde 5 tane kafa adam alırdınız, yine zirveye oynardınız. Bak bu kadar iddialıyım. Devre arası gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Olmadı abi. Tutmadı. Yasin Ozan olmadı. Artun'un önüne geçemedi. En büyük sıkıntısı neydi? Bu taraftar 17 hafta boyunca Artun'u eleştirdi. Kim alındı abi işte? Denizli Spor'dan Yasin Ozan alındı. Yok abi. O oynayacaksa Artun oynasın. O moddayız. Yani dün o oynayacaksa Artun oynasın. Yani ilk yarıda izlediğim Yasin, kusura bakmasın, daha önce de izlemiştik. Yasin'in daha farklı bir performans göstermesi lazım ama o Yasin 45 dakikada hiç evet abi, etkili olamadı. O Yasin süper amatörde oynamaz abi. Oynasa da ilk yarı oynar, ikinci yarı çıkar. Budur. Yani Artun ona göre bu şey söylemiyorum. Ben maçı istatistik ediyorum. Maça bakarak konuşuyorum. Kötü futbolcu demiyorum. O gün kötüydü abi, kötü. Yani o futbolcuya ancak dün kötüydü. 45 dakika tahammül edersiniz. Albayrak girdi. Daha etkili abi. Ona en azından bir kompakt var yani, bir var. Uyum yani, var yani, bir sinerjisi var. Şimdi maç esnasında dikkat edersen bunu hep anlatmaya çalıştım. Rakip stoper oyuncular, ki canlı yayında maçı anlatırken de bunu söyledim ben. Top hep havadan oynadı. Ya Allah razı olsun, bu topu yerden oynayın. Şimdi attığımız gollere bak. İki gol de ayaklardan, yerden geldi. Çünkü rakip stoperler, helal olsun, hiç açık vermediler. Hemen hemen gelen bütün kafa toplarını aldılar ama Albayrak girdikten sonra ceza sahası içerisinde biraz bocalamaya başladı. Çünkü Albayrak daha uzun fizik boylu olarak. Fizik olarak. Biraz daha bastı topa, yani güçlü de Mehmet, kabul etmemiz lazım. Ondan sonra
kaleden dönen ikinci yarıda iki oyunumuz ilk yarıya göre çok çok iyiydi. Yani orada hocanın oyuncu Fevzi de girdikten sonra iyi oynadı. Bakın ben ilk defa Fevzi'yi ikinci yarıda gelmesine rağmen dünkü maçta daha istekli gördüm. Koştu, mücadele etti, bastı, pas verdi. Fevzi belki maç eksiğinden dolayı mı oynayamadı ama dün oyuna girdikten sonra yani halen ben Fevzi'yim dedirtti bana. Abi şey de söyleyelim ya şimdi bunu hep böyle konuşuyoruz da yer yer. Bu kendi bizi görüşümüz. Ya karşıya kadar oynuyorsun. Morale, motivasyona ihtiyacın var. Ya abi karşıya kayla oynuyorsan çık çık forvetle abi ya. Birçok. Çık baba ya çık yani ne olacak yani? Ya bundan daha kötü ne olacak yani? Yani Yasin Ozan ve Albayrak'la çıkabilir miydi? Ya Yasin Ozan, Albayrak çık, Artun Albayrak çık, Hüseyin Kala'yı oynat, kanada takviye yap çık, çık. Çık bir şeyler yap çık abi ya. Ya biz ya bu oyun şablonunun dışında başka bir oyun şablonu yok sanki bizde ya. Ya şimdi rakipler seni çözmüş zaten. Budur abi. Rakip sen bunu ne diyor? Abi. Hüseyin Kala, Feridun Kıroğlu. Bu takım en olucu oyuncusu Hüseyin 14 gol atmış. Feridun 6 gol atmış. Kanatlardan bu ikisini kilitledik mi? Bunlardaki pas organizasyonunu bitti. Engelledik mi? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Zaten dikkat edin orta göbekten kesinlikle gol atma şansımız yok ki atamıyoruz. Bir dünkü Hüseyin'in ilk golünde ortadan geldi. Ama ikinci golümüze Sercan'dan döndü. Feridun bir orta yaptı. Orada bir karambol oluştu. Biraz da şans golüydü. Bunlar şans. İkisi de dönen top. Bir de dönen top kaleciden. Evet. Kaleci de maşallah dün hayatının maçını oynadı. Çok güzel pozisyonlar kurtardı ama iki gol de biraz hatalıydı kaleci. İşte sektirince olmuyor işte bu işler. İşte onu yapmak lazım. Boşa yani ceza sahası içerisinde. Ben şey diyorum mesela Cihat Hoca'nın da hamleleri bize maçı getirdi. Ben öyle düşünüyorum. Mahmut Temur girdi 45 dakika yattı. Yattı evet. Yattı abi. Sonra 6 numarayı çıkartıp 4 numarayı mı ne aldı oyuna? 6 numara savaşıyordu. Hoca kırmızı karttan korktu diye çıkarttı ya diye şimdi, düşünüyorum. Yani Cihat Hoca bu kadroyu kurmamış. Bir de gençleri oynatıyor abi. Gençleri oynatıyor. Yani baktığınız zaman Karşıyaka yazık. Maddi anlamda çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Böyle bir kulübe yazık. Ki Mustafa Aşan yoktu. Abdülhamit oynuyordu. Bizim eski oyuncumuz ki maçtan sonra da taraftarlarımız kendisine sevgi göstersin de bunu da. Emeği vardı Urfaspor'a. Yani kutlamak lazım ama şimdi Karşıyaka kulübü Türk futbolunda gerçekten de büyük başarılara imza atmış bir takım. Ama Karşıyaka kulübünün bugün bu durumda olması, yani İzmir takım bakıyorsun işte Göztepe Süper Lig'de, Altay bizim bu grupta başa başa oynuyor, Altınordu TFF 1. Lig'inde. Yani İzmir'in kaç tane takımı varsa Karşıyaka'nın İzmir'de sahipsiz bırakıldığını düşünüyorum ki Altınordu'nun altyapı itibariyle Türkiye'ye değil dünya örnek olduğunu görüyoruz ki bugün Cengiz Ünder'leri görüyorsunuz nerede. Evet. Yani şimdi ona bakıyorsunuz bir de Adıyaman golçünüze bakıyorsunuz. Bölgesel amatörlükte hemen hemen şampiyonluğunu garantiledi gibi. Garantiledi matematiksel olarak da ki playoff oynayacak. Şenlikler düzenleniyor orada. Yani Bal Ligi'nden 3. Lig'e çıkacak bir takımda şenlikler düzenleniyor. Diğer tarafta bakıyorsunuz Urfaspor gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinin en önemli şehirlerinden biri. 2 milyonluk nüfusu var dediğimiz şehir. Tekrar Süper Lig'i düşünmüyoruz. Yani biz bu zihniyet daha çok konuşmamız lazım. Urfaspor Süper Lig'e çıkamaz. Bizim ligimiz TFF 1. Lig çıkacağımız zaman orada. Çünkü o ligde biz hemen hemen Sercan Yıldırım'ı gördük. Ya Süper Lig'den düşen oyuncu o ligde rahatlıkla oynuyor ama 2. Lig'e oyuncu getirmek çok zor. Bakmayın siz Hüseyin Kalan'ın sözleşmesi devam ettiği için Urfaspor'da kaldı. Gönüllü kaldılar sağ olsun. Ha eleştirebilirsiniz. Taraftarlarımız biraz eleştirdi haklı olaraktan. Bandırma spor maçındaki kötü performanstan dolayı ama bir de sosyal donatılar, sosyal imkanlar Urfa'da çok fazla olmadığını da söyleyelim. Yani. Sizin biraz futbolcu getirmek de çok zor. Gördük öyle zamanda gelen sporcuların 2 gün antrenmana gelip 3. günü uçağa binip işte İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e gece alemlerine giden futbolcuları da biz biliyoruz burada. Onun için eldeki mevcut futbolcularımıza sahip çıkmamız lazım. Falan son 6 hafta içerisinde ki bu 6 hafta çok önemli. Bakın hemen izleyicilerimize söyleyelim. Bukşas'a gidiyorsunuz. Hacettepe geliyor. Kendisi. Fendi'ye gidiyorsunuz. Gümüşhane geliyor. Zonguldak Kömür'e gidiyorsunuz. En son
Maraş geliyor. Ki ikinci yarıda en çok puan toplayan takımlardan biri Maraş. Devre arası çok güzel hamleler yaptılar. Çok iyi oyuncular aldılar ve önemli bir, yani ligden düşecek denilen Maraş, ki bunu da iddia ediyorum buradan, takip eden izleyicilerimiz bilirler. Önümüzdeki yıl inşallah biz çıkarız ama Maraş önümüzdeki yıl çok iddialı bir kadro kuruyor, çok iddialı bir yapılanmaya gitti. Maraş tekrardan önümüzdeki yıl şampiyonluğa bir kadro kuruyor, bunu söyleyelim. Onun için bizim bir an önce, biz Allah korusun Mahmut, katılır mısın katılmaz mısın bilmiyorum ama biz bu sene çıkamazsak, ben en az 5-6 sene daha bu grupta mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü ikincilikteki bir takıma ne iş adamı sahip çıkar, ne kusura bakmayın, ne şehrin siyasisi sahip çıkar, ne bakanı sahip çıkar, ne valisi sahip çıkar, ki onların da kendi açısından hak olduğu taraflar vardır. Başarılı olan takıma sahip çıkılır, iyi oynayan takıma sahip çıkılır, mücadele eden takıma sahip çıkılır. Şimdi dün Urfaspor maçına gelmeyenler, yarın Urfaspor şampiyon olduğu zaman koşa koşa sarı yeşilli kaşkolar takarak benden, Mahmut Kılıç'tan, taraftardan önce maça girdiler. Ki şampiyon olduğumuz sene biz bunu yaşadık. Protokolda iğne atsan yere düşmezdi. İnşallah tekrardan yaşarız, bunları görürüz. Ama o güne gelmeden bugünden sahip çıkmamız lazım. Bakın, yönetimi seversiniz sevmezsiniz. Yönetim hatalı da olabilir ki yanlış da yapabilir ama bu takımın altı maçı kaldı ve şampiyonluğa gidiyor. Koca Urfaspor eğer bir trilyon parayı bulamıyorsa yazıklar olsun. Bakın, burada yönetimi savunmuyorum. Yönetimin kesinlikle, bunu da söyleyelim, yönetime hiçbir minnetimiz yok, Allah'a çok şükür. Yönetimde iyi, hiçbir problemimiz de yok ama şu anda Şanlıurfaspor'un bulunduğu konum itibariyle bence desteklenmesi lazım. Çünkü bu şehrin en önemli markası, bu şehrin en önemli değeri Urfaspor, hepimizin göz bebeği. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim ki dün maçtaki Urfa'da biliyorsunuz sıcaklarda yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. 22-23 derece, ki hatta zaman zaman güneş çıktığı zaman 25-26 dereceye çıkan bir sıcaklık vardı. Buna rağmen, piknik havası olmasına rağmen oraya gelen 5-6 bin, 7 bin tane belki de taraftar topluluğu vardı. Hepsini ben kutluyorum. Aslanlar gibi mücadele ettiler. Hatta bir taraftar grubumuzun bir 10 dakika bir protestosu vardı. Böyle bir protesto dedi, medeni bir protestoydu ki onları da kutluyorum. Geçen haftaki kötü oyundan dolayı ne yaptı taraftarlarımız? 12 dakika, yani 12. adam olduğunu belli ettirerek tezahürat yapmadı ama 12'den sonra muhteşem bir geri dönüş yaparak o 12 dakikanın intikamını aldı diyelim. Ama taraftarsız olmaz, seyircisiz olmaz, bu takım yalnız bırakılmaz. Benim söyleyeceklerim bunlar bu konuyla ilgili ama dediğim gibi zor bir sürece gidiyoruz. Buksaç maçında kesinlikle 3 puan almamız lazım. Ankara'daki yüzlerce, binlerce Urfalı iş adamımız var. Gitsinler, prim versinler ya. Prim verelim. Bu hafta Urfa sonra prim kampanyası yapalım. İş adamları, baba yiğit iş adamları, Urfa'dan para kazanan iş adamları çıksınlar desinler ki biz bu hafta Urfa sonra ya bunu yönetimdeyiz, biz yapalım desinler. Prim ödeyelim, prim verelim. Urfa sonra sahip olalım, sahip çıkalım. Yani her şeyi siz bakandan, validen beklerseniz o zaman ben de yöneticilik yaparım kardeşim. Haksız mıyım ben? Ben ne yaparım o zaman? Benden daha iyi kimse yapamaz. Mahmut'tan daha iyi kimse yapamaz. Yani biraz da alternatif çözümler üretmeniz lazım yönetim olarak. Girişimlerde bulunmanız lazım. Kurumsallaşma adına, kalıcı gelir adına bunları yıllardır söylüyoruz. Adım atmadığınız müddetçe bugün bu sıkıntıyı yaşarsınız. Şampiyon olsanız yine yaşarsınız. Evet. Siz yani oradan geldi ya, oradan devam edelim. Evet. Bugüne kadar kaç haftayı geride bıraktık? 6 hafta kaldı. Evet. 28 haftayı geride bıraktık. Geride kaldı, evet. Yönetim üstüne düşeni yapmış mıdır? Bakın, bunu açık söyleyeyim. Yani yönetim dostlar, yani bu yönetim, taraftar, siyasiler, yerel yönetimciler, sivil toplum örgütleri arasındaki diyaloğu sağlayamadı ya. Sağlayamadı, kabul etmemiz lazım. Ya Urfa'da bir bayrak var mı? Bunu ben mi yapacağım, sen mi yapacaksınız? Taraftar derneği mi? Bunu yönetim yapacak. Kim bu yönetimin taraftardan sorumlu yöneticisi kim? Soruyorum sana. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum diyorum ya, bu benim de eksikliğim. Nasıl bilmem İbrahim ben? Kubat. Evet. Öyle mi? Benim bildiğim.
taraftardan sorumlu. Kardeşimiz taraftar dernekleri adamlar yapıyorlar. Yani taraftar derneğinin yapacağı nedir budur. Testiye gidiyor adam. Sporcuya aman işte çıkın alın gözünü öpeyim baklava götürüyor antrenmandan sonra. Ama yönetim başarılı mı dersen Van duruma baktığımız zaman başarılı götürüyor. Ama taraftar, basın, medya arasındaki diyaloğu sağlayamadığı için de başarısızdır. Taraftarla ilgili bir şey söyleyeyim hemen devam edin. Evet. Dün yapılan protesto eylemi bize yakışandı. Bize derken ben kendimi de taraftar olarak alıp oraya koyuyorum. Evet. Taraftar eğer ki protesto edecekse böyle etsin. Muhteşemdir. Abi 15 dakika sustular Eyüp Yaşanlı Çarşı. 12 İsmail. Dakika onu da ısrarla sordum 12 dakikada 12. adam diye evet. Ondan sonra takımlara desteklerini verdiler. Gayet medenice. Maç sonu da maç biter bitmez terk ettiler. Ben taraftarı alkışlıyorum abi. Protesto edeceksen böyle edeceksin. Kırmadan, dökmeden, kimseyi gidip otobüsün yolunu kesmeden, tesislere gidip taşkınlık yapmadan. Böyle protesto edeceksin abi yapacaksan. Ben buradan kutluyorum hepsini. Haklarıydı. Evet. Taraftar olarak bir tepkileri vardı. Bu tepkiyi de bu şekilde ver abi. Haklısın. Ver. Ben %100 tebrik ediyorum kendilerini. Aslanlar gibiydi. Evet. Hani işte olmasa daha iyi falan hiç oraya girmeden eğer ki bir protesto varsa böyle olsun. Maratonda istenmeyen olaylar çıktı. Keşke yaşanmasaydı. Yani Şanlıurfa Spor ne kadar kötü olursa olsun ama Şanlıurfa Spor'da gol yiyince alkışlamayacaksın abi ya. O yanlıştı. Ya o golü hepimiz yedik. Bu ne? Bunu net söylüyorum abi. Karşıya kadar 44'te Tayfun'un Şanlıurfa Spor'a attığı golü hepimiz yedik abi. Hepimiz yedik. Neden yapar taraftar onu? Ya taraftarın amacı orada. Ben kusura bakmayın. Abi takım kötü takım oynuyor. Kötü oynayabilir. Gol attıktan sonra da alkışladılar. Heh. Ya bir dakika sonra rakibi alkışlayan kendi oyuncusunu alkışlamaya başladı. Allah korusun biz bir dakika sonra o golü bulmasaydık o gün tribün karışırdı. Çok kötü şeyler olabilirdi evet. Çok şükür ki biz golü bulduk abi. Tribün ikiye bölündü maratonda. Dernek adına gelen arkadaşlar bir tarafta kaldı. Golü alkışlayan taraftar bir tarafta. Taraftar diyor ki işte bu futbolcular ruhsuz falan filan şöyle böyle karşıya kavuratınca alkışladılar. Olmaz abi bu da yanlış. Yanlış. Ben bakın taraftarın her zaman yanındayım çünkü ben taraftarım. Ben de bunu söylüyorum bakın. Mahmut Kılıç da bir taraftardır. Ben bir Şanlıurfa Spor taraftarıyım abi. Ben buraya çıktığımda gitmiyorum maça. Televizyonlarla başlamadım maça gitmeye. Hayır canım ne demek. Ben yani... ilk okula gidiyordum maça gidiyordum abi. Ben Haleplilerde 11 Nisanlarda Cilospor'la oynarken Şanlıurfa Spor maçına yani gidiyordum. Yani toplayıcılık yaptık biz. Televizyon nedir bilmiyorken maça gidiyordum ben abi. Bu kadar net. Ama yani taraftar da gitmişse tamam bir protesto şekli vardır. Böyle rakibi de alkışlamayacaksın abi. Rakibi alkışlamak ne demek abi? Rakip ya. Ne olursa olsun. Bu rakip yani. Orada yani onu da söyleyeyim taraftarımızın yapmış olduğunu doğru bulmuyorum. Takımı biz düdük çalana kadar hakem bu iş burada bitti, bu maç bitti diyene kadar itmemiz lazım. Protesto şeklin vardır, yaparsın. Böyle olmamalı. Bakın çünkü yakışmadı. Oraya gelen insanlar olay bir tık daha ileriye gitse birbirleriyle kavga edecekler abi. Ne gerek var buna? Oraya gelirken ki amaç ne? Hepsinin amacı aynı ya Şanlıurfa Spor'u desteklemek. Ama oraya gelip Şanlıurfa Spor içinde kavga edilecekse, insanların arasına kan husumet girecekse lazım değil abi. Gelmeyin. Lazım değil abi. Lanet gelsin ya. Olmasın ya. Gelmesin. Boş tribünlere oynayalım ya. Değer mi bu insanların birbirine kavga etmesi, birbirini kırması, yaralaması? Değer mi abi? Hangi üç puandan önemli insanların canı? Buradan ya ben rica ediyorum insanlarımızdan sağduyulu olalım. Uymuyorsak da susalım abi. İçinizden gelmiyorsa susun. Daha öteye gidiyorum. Hani ben katlanamıyorum diyorsanız görmezden gelin abi. Duymayın ya.
Pikniğe gidin, dağa gidin abi. Ne yapıyorsanız yapın yani. Şimdi olayın... Olmaz abi, ben şuradayım abi. Orada çıkacak kavgada yazık insanlar çocuklarıyla... Kim kimle kavga edecek? Yani... Abi adam çocuğunu almış maça getirmiş, arbedeyin içine girecek abi ya. Yazık, günah değil mi abi? Ne gerek var? Kavga edenler kim yani, onu söyleyeyim. Birbirimizde ya. Ha yani. Şimdi orada sıkıntı ne biliyor musunuz? Şimdi taraftar derneklerimiz haklı olaraktan devamlı bu takımı takip ediyorlar. Biliyorlar, deplasmanlara giden var, işte antrenmanlara giden var, iç sahada giden var ama diğer rakibi alkışlayanlar işte maçtan maça gelen, sadece puan durumuna göre yorum yapan, Urfaspor'un geldiği süreci takip etmeyen arkadaşlar, yanlış anlamasınlar, doğrusu da bu yani. Maç günü gelir izler, onun dışında Urfaspor'un hiçbir yetkinliğinden haberi olmaz ama derneklerin her saati, her saniyesi Urfaspor'la. Gidin dernekteki bir taraftara Urfaspor'un 11'ini sorun, tık 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 size sayar. Sorun Urfaspor'un antrenman saatini, hemen söyler. Puan durumu sorun, söyler. Haftaya kiminle oynayacak? Bunu dernekteki taraftarlar çok rahatlıkla söyler. Ama diğer alkışlanan taraftar, kusura bakmasın, onlar da Urfasporlu ama derneklerin verdiği emeği vermeyen insanlar. Oradaki olayı da ben öğrendim senin dediğini. Dernekler ya niye alkış alıyorsunuz deyince onlar da ya işte görmüyor musunuz, iyi oynayamıyorlar, gol yedi. Ya olsun demiş yani, daha bunun 45 dakikası var. Atacağız demiş, takıyor orada gol gelir, gördünüz mü falan. Orada bir tabi güvenlik güçlerimiz sağ olsun hemen müdahale ettiler. Büyümeden olayı önlediler ama sıkıntı taraftar dernekleriyle dediğim gibi haftalık maça gelen taraftarlarımız arasında yaşanan bir yanlış anlamadan dolayı kaynaklandı. Takımınız gol da gelir. Yani biz o zaman yorumculuk yapmayalım. Yani oturup şimdi Urfaspor, söyledik bu program başında. Yani bugün Urfaspor'un en az 6-7 puan önünde olması lazım dediydi. Ama işte olmuyor. Urfaspor futbolcular istemez mi şu anda şampiyonluğu garantilesinler? Yönetim istemez mi? Herkes bunu ister. Kime sorursanız ister ama olmadıysa da olmuyor yani. Ben şimdi Bandırma'ya yenilmek hesapta yoktu. Karşıyaka yenilmek hesapta yoktu. Karagümre'ye yenilmek hesapta yoktu. Maraş'a yenilmek hesapta yoktu. Ya bunun yanında baktığınız zaman Sakarya'dan 4 tane olmak hiç hesapta yoktu 4 gol yemek. Ama futbolda bunlar var yani. Yani futbolda bu maçın berabere biteceğini veyahut rakibi yok, 3 neticeli bir oyun. Üçünden biri olacak. Ama yapamadık, bilmiyorum. Evet. Yapamadık. Evet. Yapacak bir şey yok. Evet. Yapacak tek şey var bu dakika itibariyle. Reklama gitmek. Reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından Duru TV ekranlarında futbolun kalbiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz.